Herkese Tatlı Sanatı mutfağımdan merhabalar. Bugün çok lezzetli narlı pasta tarifim var. Yiyen herkes gerçekten çok beğendi. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Öyleyse tarifime geçelim. Oda ısısında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı bir kaba koyuyoruz. Üzerine 1,5 su bardağı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika kadar çırpıyoruz. 1 su bardağı un, yarım çay bardağı nişasta, 1 paket vanilya, 1 paket hamur kabartma tozunu ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Dikdörtgen borcamımızı sıvı yağ ile yağlıyoruz. Kek harcımızı dikdörtgen borcamımıza döküyoruz. Pastamızın kremasını hazırlıyoruz. Kremamız için 1 litre süt, 1 çay bardağı nişasta, 1 çay bardağı un ve 1 su bardağı şekerimizi ilave edip çırpıyoruz. Orta ateşte kremamızı pişiriyoruz. Bu aşamada sürekli çırpmamız, karıştırmamız önemli. Muhallebimiz piştikten sonra ocağın altını kapatıp ılımaya bırakıyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra 1 paket vanilyamızı, 1 paket toz krem şantimizi çırpıyoruz. Kekimizin üzerinde çatal yardımıyla delikler oluşturuyoruz. Kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı sütümüzü kekimizin her tarafına döküyoruz. Ilıyan kremamızı kekimizin üzerine döküyoruz. Eşit miktarda her tarafına yayıyoruz. Pastamızın narlı sosu için 2 su bardağı nar suyu veya vişne suyu, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı toz şekerimizi ilave ediyoruz. Orta ateşte sosumuzu pişirmeye alıyoruz. Hafif kıvam aldıktan sonra üzerine 1 kase kadar nar tanelerini ekliyoruz. Yaklaşık 1-2 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatıp ılımaya alıyoruz. Muhallebimiz soğuduktan sonra ılıyan nar sosumuzu muhallebimizin her tarafına eşit miktarda döküyoruz. Saat kadar buzdolabında dinlendirdikten sonra servise hazır. Bir gün öncesinden buzdolabında dinlendirirseniz daha kıvamlı ve daha lezzetli oluyor. İnanın çok lezzetli ve çok hafif bir tatlı oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Şöyle yakından sizlerle birlikte kıvamına, yumuşaklığına bakalım. Gördüğünüz gibi muhallebisi tam kıvamında ve çok hafif bir pandispanyasıyla harika bir pasta oluyor. Tam ölçülü bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın.